Evet, Putin Kıbrıs sorununda adil bir çözüm istiyor. Bu ne demektir? Üstü kapalı iki devletli çözüm demek oluyor aslında adil bir çözüm derken. Fazla parantezi genişletmedi. Ama orada hani Türkiye'nin ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında olumlu bakacağı bir çıkış bu. Bir de ilişkileri kıyas. Biri 10 üzerinden 7, biri 10 üzerinden 6. Orada %1'lik bir hani arada bir dengeleyici de pay bırakmayı da ihmal etmiyor Kremlin. Enteresan bir dış politika yaklaşımı bu. Dengeli. Fena halde dengeli tabii ki. Ve aynı zamanda bir o kadar da pragmatik. Şimdi bizi de çok çok yakından ilgilendiren, aslında Yunanistan'da yaşadığımız krizin de bir parçası olan Doğu Akdeniz denklemindeki Libya başlığıyla şöyle bir devam edelim. Şimdi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye der ki, Türkiye'nin tezi Birleşmiş Milletler kanunlarında uluslararası müesses nizama uygun. Yani Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre Türkiye haklarını koruyor. Ve bir şekilde kıta sahanlığı üzerinde belli parselizasyonlarda enerji arama faaliyetlerine başlamıştı Türkiye. Bu noktada da Libya ile önemli bir anlaşmaya imza atmış ve kıta sahanlığında yetki alanlarının daraltılmasına karar verilmiş. Ve böylelikle daraltılan o yetki alanları içerisinde Türkiye yeni bir enerji koridoru, enerji arama hatta öyle söyleyelim bir koridoru oluşturmuştu. Ama o Sarraç hükümeti dönemindeydi. Şimdi Sarraç hükümeti gitti, Dibeybe geldi ve 24 Aralık'ta da bir seçime daha gidecek Libya ve o sandıktan çıkacak sonuçlarla şekillenecek olan siyasi tablo Türkiye'yi fevkalade yakından ilgilendiriyor bu jeostratejik anlamdaki hayati anlaşmasından ötürü. Peki seçimlerin ertelenmesi çağrısı bir şekilde karşılık bulur mu bilinmemekte ama orada özellikle Trablus Merkezi Devlet Yüksek Konseyi 24 Aralık'taki başkanlık seçimlerinin Şubat ayına ertelenmesini istiyor ısrarla. Nedeni de şu, aslında genel hatlarıyla bir kaos var hala Libya'da. Tamam bir seçime gidecekler ama şimdi kimse önünü göremiyor. Karma karışık bir durum var. Haftar ben de adayım diyor, Haftar'ın adayına itiraz ediliyor, mahkeme süreçleri başlıyor. Sonra Kaddafi'nin oğlu çıktı Seyfi İslam, ben de adayım dedi. Önce hayır aday olamazsın dediler, sonra itirazlar gelince itirazlar kabul edildi. Bir kafa karışıklığı, hukuki süreçler orada hala devam ediyor. Şimdi o açıdan belki de ertelenmesi zaman kazanma ve bir şeylerin rayına oturması adına mantıklı olabilir ama genel hatlarıyla ağırlıkta bu talep pek de karşılık bulmuyor. Peki Türkiye'nin Libya'daki seçimlere yaklaşımı ne? Dediğim gibi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda Sarraç hükümetiyle yaptığı anlaşmanın baki kalması. Türkiye seçimde kimi destekleyecek? Aslında Türkiye kimseyi desteklemiyor. Onu söyleyeyim. Herhangi bir adayın yanında pozisyon almış değil. Fakat Haftar meselesinde Türkiye'nin çizgisi çok net. Zaten Haftar biliyorsunuz Libya iç savaşında önemli bir aktördü. Darbeci Halife Haftar sürekli seçilmiş Trablus hükümetine saldırılarda bulunuyordu. Ve söz konusu Libya'daki enerji yani petrol arama noktalarını ve petrol ticaret noktalarını, limanları kontrol altına alıyordu. Türkiye devreye girdi. Sahada bir anda dengeler değişti ve Sarraç hükümetinin lehine dönüştü. Orada Türkiye askeri anlamda, operasyonel anlamda çünkü varlık gösterdi. İşte Türkiye'nin Libya'daki bu varlığı Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve hatta Rusya'yı rahatsız etti. Rusya da Wagner'lerle bu kez denklemin içinde yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri de Mısır'la beraber yine sahada paralı askerleriyle varlık göstermeye başladılar. Türkiye'nin önünü kesmek adına. Tabii Fransa'da unutmamak lazım. Fransa'da bu söz konusu şablonun bir başka parçası. Şimdi bu söz konusu noktada Türkiye der ki Haftar kesinlikle olmayacak. Biz herhangi bir adayın yanında falan da değiliz. Yani meşru adayların Haftar'ın dışında ama Dibeybe'nin yeniden başbakan seçilmesine sıcak bakarız diyor Ankara. Yani ağırlıkta Dibeybe'ye doğru bir temayül var Ankara'nın politikalarında. Ama öyle de illa da olmaz da olmaz diye bir de şartta koşmuyor Türkiye. Türkiye'nin sadece olmazsa olmazı Haftar'ın kesinlikle Libya'nın yönetiminde yer almaması. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'yle yakınlaşma Türkiye'nin Libya'daki pozisyonunu etkiler mi? Bu çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye tam karşısında bir politika güttü. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin İHA'ları, SİHA'ları seçilmiş Libya hükümetinin, meşru Libya hükümetinin ordusunun eğitim kamplarını vurdu. Hatırlayın. Ve yine Türkiye'nin orada bir şekilde Türkiye'nin yanında pozisyon alan bir takım silahlı birimlere de saldırıyordu yine. Baye ve Baye'nin desteklediği paralı askerler.
Dolayısıyla bu iki ülke tam anlamıyla karşı karşıya gelmişlerdi Libya'da. Peki şimdi Libya ile Türkiye arasında buzlar eridi, anlaşmalar yapıldı, ticari anlaşmalar yapıldı. Erdoğan da gidecek, İAED'yi ziyaret yapacak. Bu Libya'ya olumlu yansır mı? Ha işte stratejistler diyor ki hayır. Hayır, bu kadar kesin konuşmayalım. Eğer orada Türkiye 24 Aralık'tan sonra iyice siyasi anlamda da ağırlığını ve nüfuzunu arttırırsa Birleşik Arap Emirlikleri'yle karşı karşıya gelebilir. Bu konuda kesin bakmamak gerekiyor meseleye. Yani bu buzların erimesi Libya'ya olumlu yansımayabilir diyor. Şimdi biz uluslararası ilişkiler disiplinine şöyle bakmalıyız. Sarkaçlama dediğimiz şey. Evet, ticari anlaşmalar Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılır. Diplomatik soğukluk giderilir. Yeniden ilişkiler başlar ama farklı farklı noktalarda çıkarlar çatışabilir. Çıkarlar çatıştığı zaman da sorunlar yaşanabilir. Sonuçta dış politika böyle. Herkes kendi menfaatini korumak ve kazançlı çıkmanın mücadelesini veriyor. Bir alanda sorun yaşıyor ama diğer alanda gayet böyle efendim kuzu sarması gibi. Tıpkı bizim Rusya ile olduğu gibi. Rusya ile İdlib'de de Suriye'de de aslında farklı pozisyonlardayız. Libya'da da öyle. Ama ne yapıyoruz? Önemli anlaşmalar yapıyoruz Kremlin'le. Bunu da unutmayalım, askeri anlaşmalar.